Biz Allah'ın yarattığını daha kafamız almıyor. Allah-u Teala'yı nasıl kafamız alacak? Şimdi edepsiz edepsiz soruyorlar. Allah'ı kim yaratmışmış? Allah kendinden daha büyük bir varlık yaratabilir miymiş? Ya bu ne edepsizlik ya? Haddini bil ya. Sen git bir onbaşı olarak bir binbaşıya böyle buna benzer sorular sorsana binbaşıya. Hı? Sorabilir misin? Haddini bil ya. Keburat kelimeten tahrucu min efvahihim diyor Cenab-ı Hak. Ağızlarından çıkan söz ne kadar büyük oldu vebal bakımında. Terbiyesiz senin başka işin mi kalmadı da yok Allah kendinden daha büyük yaratabilir mi? Yok efendime söyleyeyim Allah'ı kim yarattı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel buyurdu ki şeytan size gelir buna benzer sorular sorar. Bilin ki bunu soran şeytanın ta kendisidir. Bunu duyduğunuz an e'udü billahi mineşşeytanirracim o kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım deyin ve asla böyle şeyleri aklınızdan bile geçirmeyin. Yasak. Sola dönüş yasak. Yoksa 4 tane miçlen nastik değil bu sefer. Dünyanı ahiretini perişan edersin. Tamam? Dünyanı ahiretini perişan. Haddini bil. Patates çuvalını hangimiz götürürüz kuyumcunun terazisine koyuruz? Abi be kuyumcuya git desene. Abi be bu sene kışlık patates aldım zerzevatçı 10 kilo. Sen adam şunu bir tart gerçekten ama. Lan git manyak mısın der ya arkadaşlar. Deli misin nesin ya? Abi ne olur bak yabancı komşuyuz ya 2 dakika ya bir tartı ver. Lan git. Abi kurban olayım bak beni kıracak mısın? Bunca yıllık dostluğumuz komşuluğumuz var. 2 dakika. Ya deli misin kardeşim benim terazi hassas. Patates çuvalını koymuşsun tartıyorsun. Şimdi. Bizim 2 gram aklımızla Allah'ımız hakkında böyle edepsiz edepsiz düşünceler yok arkadaşlar. Bu işler bize göre değil. Yok kardeşler. Bu asla bizim gireceğimiz sokaklar, caddeler değil. Bize yasak kılmış zaten. Asla böyle bir şey de yok zaten. Aman arkadaşlar. Aman arkadaşlar. Sen aklın yettiği kadar Allah'ın yarattıkları hakkında tefekkür edeceksin. Mesela geç aynanın karşısına kendine bak. De ki mesela ya şu ufacık gözlerim şöyle dışarı çıkıp biraz da yüksek bir tepeye çıktığımda nasıl bu kadar geniş bir alanı içine alabiliyor? Mesela bunu sor. Ufacık gözler ama ne kadar geniş bir alanı görüyorsunuz. Subhanallah. Mesela çok acıktığın zaman yemeği gördüğünüz zaman ağzınız sulanıyor değil mi? Nasıl oluyor bu? Gördünüz, göz sinyali beyne attı. Beyin sinyali şurada tükürük bezleri var buraya attı. Var ya kokular odaları kokutmak için tıs diye atıyor. Buradan Mevla tıs diye suyu basıyor buradan. Niye? Ağzın kuru olsa yutamazsın ki o yiyeceğin şeyi. Mevla diyor ki dur diyor suyu göndereyim buradan. Bir de kaygan bir su kurban olduğum. Öyle normal senin içtiğin su değil. Senin içtiğin sudan olsa yine gitmez. Kaygan bir su tükürük. Kurban olayım. Onu yuttuğun zaman luk diye boğazından geçiyor tükürükle beraber. Tükürük olmasa sen yutabilir misin o lokmayı ya? Bunu düşün mesela. Mesela ben şu anda konuşuyorum. Ne kadar hızlı bir şekilde konuşacağım şeyleri Allah-u Teala beni düşündürüp beynime atıp beynimden dilime dilimden ses olarak çıkartıp aynı anda sizin kulağınıza nasıl ulaştırıyor? Kaç gigabyte bu ya arkadaş? 5G desen 10G desen senin şimdi 5G dediler 6G dediler basıyorsun yarım saat dönüyor böyle ha babam. Ne oldu? Video yükleniyor diyor. Oldu seni bekleyeceğiz biz. Bu kaç G oluyor ya bu Allah-u Teala'nın sistemi? Bu kadar hızlı düşünüp, konuşup ve sana bunu aynı anda ulaştırıyor arkadaşlar. Bunu düşünsene sen bırak. Yok Allah-u Teala'yı kim yarattı bilmem ne. Orası çıkmaz sokak. Girme perişan edersin kendini. Bak
Trafik kanunlarını orada tuzağa gördün mü girmiyorsun. Niye? Michelin lastikler gidecekti. Çok iyi biliyorsun. Mübarek adam. Sen mi daha önemlisin? Michelin lastikler mi önemli? Lan 4 tane değil. 4000 lastik gitsin senin imanın gideceğine. Zerre kadar imanına, itikadına zarar gelmesin. Ama şimdi adamlar çalışıyor, ateistler. Agnostikler çalışıyor. O bir tane çocuk var şimdi. 26 yaşında hiçbirimiz belki onun kadar okumuyoruz. Devamlı ateistliği, dinsizliği okuyup en özel başlıklarla, en özel konularla gençliği tavlıyor. Adamın 350 bin tane abonesi var YouTube'da. 26 yaşında senin çocuğunu dinsiz yapıyor. Haberin var mı? Bununla uğraşsana, sen hala diyorsun ki Allah'ı kim yarattı? Bununla uğraş. Uğraşacağın işte uğraşmıyorsun. Üzerine vazife olmayan şeylerle vakit öldürüyorsun. Kendini öldürüyorsun, itikadını, imanını söndürüyorsun.